İnsanlara saygılı olmanın, iyi davranmanın, yani özetle nezaketin sağlığa faydası olduğunu biliyor muydunuz efendim? Üstelik sadece ruh sağlığıyla sınırlı da değil, yapılan araştırma nezaketin fiziksel sağlığı bile etkilediğini ortaya koydu. Sizce nezaket nedir efendim? Nezaket ve nazik olmak her şeyin özüdür. Hep birlikte bir yaşama kuralı. Nezaket kısaca başkalarına karşı incelikli düşünme, saygılı davranma olarak tanımlanıyor. Nezaket aslında karşıdaki insana saygıdır, sevgidir. Yapılan bir araştırmaya göre ise nezaketli olmak kişinin sağlığına, refahına da fayda sağlıyor. Nezaketli olmak her zaman açılmayan kapıları açar. 198.213 kişiyi kapsayan araştırmanın sonuçları bir dergide yayınlandı. Nezaketli olmak sağlıklı kılar bence. Çünkü nezaketli insan biraz daha pozitif bakabilen bir insandır. Kesinlikle ve kesinlikle. Herkesin bireylere karşı saygılı olması lazım. Peki ama nasıl oluyor da nezaketli davranmak sağlığı olumlu etkiliyor? Başka insanlara yapılan yardımlar, iyi niyetli davranışlar bireylerin kendisini mutlu ediyor. Mutluluksa hem beden sağlığını hem de ruh sağlığını olumlu yönde etkiliyor. Ben başkalarını mutlu ettiğim zaman kendim çok çok mutlu oluyorum. Çünkü çevrem mutluysa ben de mutluyum. Gençlerde ruhsal sağlık daha olumlu etkilenirken yaşlılarda nezaketli olmak daha çok fiziksel sağlığa iyi geliyor. Bir hediye almak, yani karşıdakini onurlandırmak çok nazik bir davranış. Saygı, sevgi, ne bileyim ben, her şeyi kapsıyor galiba. Araştırmaya göre kadınların erkeklere nazaran nezaketli davrandıklarında sağlıkları daha olumlu etkileniyor. İnsanlarla iletişim kurarken önce gözleriniz gülecek, sonra sözlerinizle ruhunuzu yansıtacaksınız.